Kozmetik sektöründe çok kullanılan lavanta içeriği çözücü maddeler sayesinde aslında sağlığımıza da faydaları vardır. Yüzyıllardır bitkisel tedavide kullanılan lavantanın ağrı kesici özelliği sayesinde Osmanlı zamanında savaşlarda her askerin cebine konuldu biliniyor. Ballıbabgillerden olan lavanta Akdeniz bitki örtüsüne aittir. Atlas Okyanusu kıyıları boyunca devam eden lavanta bitki örtüsü geniş bir alana sahiptir. Çalı görünümde yetişen lavantanın ucundaki mor renkli yapraklardan etrafa hoş bir koku yayılır. Ayrıca bu yaprakların sıkılması çıkan yağ ile uçucu yağlar arasında en meşhur olanıdır. Bu videomuzda lavantanın faydalarını, lavanta yağının faydalarını ve lavanta çayının tarifini anlatacağız. Tüm bilgilerden doğru bir şekilde faydalanmak için lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Lavantanın faydaları nelerdir? 1. Kaygı ve stresi azaltır. En yaygın faydası içerdiği çözücü madde sayesinde depresyona iyi gelmesidir. Yapılan araştırmalarda lavanta, sinir hücrelerini yenileyerek stres ve sinirlilik gibi psikolojik sorunların riskini azalttığı gözlenmiştir. Lavanta, anksiyete ve stresi yatıştırmada yardımcıdır. İçerisindeki antioksidan bileşenler, vücuttaki stres hormonlarının seviyelerini düşürmek için endokrin sistemi destekler. 2. Lavanta uyku problemlerini çözer. Beyindeki bazı hasarlar uyku problemini ortaya çıkarır. Bu durumun yaşanmaması için yatmadan önce boyun ve bileklerinize lavanta yağını sürünüz. Lavantanın içinde bulunan sakinleştirici maddeler sayesinde beyindeki hücreleri melatonin hormonunu artırarak rahat bir uyku çekmenizi sağlar. Bunun yanında sıcak suda birkaç lavanta çiçeği hazırlayarak içmeniz rahat ve huzurlu bir uykuyu size getirecektir. 3. İltihap gidericidir. Mevsim geçişlerinde yaşanan üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ortaya çıkan iltihaplanmayı vücuttan atar. Ayrıca boğaz şişkinliği ve yutkunma zorluğu için de birebir fayda sağlar. Lavantanın antioksidan özellikleri de oldukça güçlüdür. 4. Lavanta cilt bakımında yardımcıdır. Kozmetik ürünlere alerjisi olanların lavantayı kullanarak doğal parfüm elde edebilir. Aynı zamanda dudak koruyucu, cilt yanığı ve güneşin ciltteki zararlı etkilerini yarı yarıya indirir. Cildinize her zaman dikkat etmek istiyorsanız lavanta suyu dolu bir sprey şişesini yanınızdan ayırmayın. Cildiniz tahriş olmuşsa ya da kuruysa sadece o bölgeye lavanta suyunu püskürtün ve rahatlamanın tadını çıkartın. Bu aynı zamanda sedef hastalığı, egzama ve akne gibi kronik durumlarda da işe yarayabilir. 5. Ödem atmaya yardımcıdır. Protein eksikliğine bağlı ortaya çıkan kas ağrılarını da dindirme özelliği olan lavantayı masaj yaparak kaslarda oluşmuş ödemleri atabilirsiniz. 6. Lavantanın antiseptik özelliği vardır. Yaralarınızın hızlı bir şekilde iyileşmesi için yaralarınızın üzerine ezilmiş lavanta yapraklarını örtün. Bu enfeksiyonların gelişmesini önlemeye yardımcı olacaktır. 7. Taş oluşumunu engeller. Lavanta antioksidan açısından oldukça iyidir. Bu nedenle, vücutta yer alan hücrelerin idrar yolu ile atılmasına yardımcı görev görür. Böbrek bölgesinde taş oluşumunun önüne geçer. Lavanta yağının faydaları nelerdir? Banyo yaparken kullanılan suya eklendiğinde vücut ağrılarını azaltır. Düzenli bu uygulamada kan basıncı dengelenir. Kaldırılan kıyafet ve yataklara döküldüğünde buralarda güve olmasını engeller. Hoş bir koku bırakır. Dolapların içerisine de dökülebilir. Yatmadan önce kaynamış bir bardak suyun içine damlatılarak rahat bir uyku çekmenizi sağlar. Ayrıca sinirleri sakinleştirerek stres ve yorgunluk gibi sağlık sorunlarını iyileştirir. Gece yatmadan önce lavanta yağı ile kaş ve kirpikler temizlendiğinde buralarda oluşma ihtimali olan parazitlerin hasar oranlarını sıfırlar. Ayak tabanına ve enseye sürülüp masaj yapıldığında buralardaki vücut noktaları sayesinde gün boyu oluşan kas ve kemik ağrılarını dindirir, ödem oluşumunu azaltır. Lavanta çayı nasıl yapılır? Kronik uykusuzluk çekenler için ideal çaydır. İçerinde sakinleştirici maddeler içeren lavanta, sinirsel hastalıklarda doğal ilaç olarak kullanılır. Sinir hücrelerini yatıştıran lavanta E vitamini bakımından da oldukça zengindir. Günde en fazla bir fincan tüketilmesi tavsiye edilir. O zaman sıra tarifinde, kurutulmuş bir yemek kaşığı lavantaya, bir bardak kaynar su dökülür. 5 dakika demlendikten sonra süzülüp tüketilebilir. Çok güçlü bir etkiye sahip olduğundan kronik ilaç kullananların tüketilmesi önerilmez. Bundan sonraki videolarımızda hangi bitkinin veya yiyeceğin faydasını görmek istersiniz? Cevaplarınızı yorumlara yazmanızı bekliyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.
hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.